çocukları çok seviyorum. Onlarla çok iyi etkileşimim olduğuna inanıyorum. Kendim seçerek geldim çünkü öğretmen olmak istediğim için gerçekten, onu başarabileceğime inandığım için geldim. Uygulama derslerimiz var ve normal olarak teorik olarak aldığımız dersler var. Uygulama derslerimizle bu dönemki derslerimiz oyun ve müzik derslerimiz var. Müzik dersimizde ritim aletleri ürettik. Onlarla ondan sonra çalışmalar yaptık. Bir sürü etkinlik yaptık yani. Oyun oynadık, şarkı söyledik hep beraber. Ya bizim bölüm çok tercih edilen bir bölüm. Hele ki 2 yıllığı çok tercih ediliyor. 4 yıllığı tamamlamadıkça hani zorlaşıyor çünkü ya yardımcı öğretmen vasfında oluyorsun. Hani tam öğretmen olamadığın için 4 seneliğe tamamladığında daha iyi iş olanakları ve daha iyi iş olanakları oluyor. Lise 1'in başlangıcında bu bölümü tercih etmek istedim. Hem çocuk gelişimi bölümü üzerine hem de engelliler üzerine, yani özel eğitim üzerine eğitim aldım. Şimdi de çocuk gelişimi olarak devam ettiriyorum. Ailem tarafından da gayet güzel karşılandı. Sevindiler benim için. Çocuk gelişimini, ya benim çocukları sevdiğimi biliyorlar ve eğitmen olmayı çok istiyorum. Eğitmen olmak çok farklı bir şey. Öğretmen olmak çok farklı bir şey. Çocukların senin gözünün içine bakması çok farklı bir şey. Bu duyguyu yaşayan insanların da bu meslekten vazgeçemeyeceğini düşünüyorum. Tabii ki de sabırlı olman gerekiyor. Sabırlı bir insansan bu senin avantajın oluyor. Sıcakkanlı ve hareketli olman gerekiyor. Çünkü çocuğu eğitime katabilmek için bunlar başlıca şartlar oluyor. Çocukları sevmen gerekiyor. Bu çok büyük bir avantaj. Eğer sabırsız bir insansanız bu bölümü tercih etmemenizi tavsiye ediyorum. Mezuniyetim sonrası 4 seneliğe tamamlayıp DGS ile bir geçiş yapmayı düşünüyorum. Eğer DGS'yi kazanamazsam bir sene ara verip çalışmaya başlamayı düşünüyorum. Zaten daha önce bir staj deneyimim de oldu. Çocuklarla iletişim kurmayı, onlarla beraber olmayı ve bir sınıfın başında olmayı seviyorum.